Arkadaşlar herkese selamlar. Bakın burada kim var? Özge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. 3,5 saattir birlikte değilmişiz gibi. Burada tekrar nasılsın, iyisin? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Eyvallah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar hava 7 dereceyi gördü. Ne yapalım dedik. Drag serisinde bir kış lastikli drag yapalım dedik. Evet. Özge'yi davet ettik. Sağ olsun geldi. Sadece şu an gözümü alıyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Direkt yansıtıcı gibi Özge şu an. Özge güreş enerjili montuyla gelmiş. Benim de ilk drag deneyimim olacak. O da seninle olacak. Valla hiç yapmadın mı daha önce? Valla profesyonel anlamda hiç yapmadım. Eyvallah. Bizimki de %100 profesyonel değil ama profesyonel şartlarda. 0-400 metre yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce drag serimizi izlemeyenler varsa sağ olsun Bridgestone yine bugün bizimle birlikte. Ve Blizzak LM005 lastikli rüzgardan duramıyorum şu an. Bridgestone Blizzak LM005 lastiklerimiz takılı araçlarda. Şartlar eşit olsun diye lastiğin bütün detaylarını vereceğim size. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Daha önce dediğim gibi drag serimiz serisini izlemeyen arkadaşlar varsa hemen söyleyeyim. Hem Özge'yi de bilgilendirmiş olayım. Bu arada Özge kimsesinin soyadını bilmiyor olabilir. Özge Karakaya. Özge Karakaya. Aynen. Sizin soy isim olarak değiştireyim mi? Bence %100 değiştir. Arkadaşlar yoruma yazın. Özge değiştirsin mi değiştirmesin mi? Bu arada eşiyle gelmiş. Bütün işleri de eşiyle yapıyorlar. Berkcan da burada. Berkcan'cığım hoş geldin. Bu arada hemen düzeltiyorum. Artık Özge Karakaya Alagöz oldu bir de şimdi. Ben zaten seni denedim Berkcan'la göz teması kurarak. Bakalım söyleyecek misin diye. Evlendi bu arada. Mutlu bir yuva diliyoruz ona da buradan arkadaşlar. Birazdan pisti ıslatacağız. Bildiğiniz gibi büyük bir prodüksiyonumuz var burada. Komple 400 metreyi. Bu dünyada bir ilk. Kimse de yok bugüne kadar. Bizim uydurduğumuz bir şey tamamen ama çalışıyor. Sağ olsun ekibimiz burada çalışıyor. Ve tamamen 400 metre sonuna kadar ıslatıyoruz pisti. Çünkü bu lastikler özellikle ıslak zeminde çok iddialı arkadaşlar. Buzlu zeminde, karlı zeminde ve ıslak zeminde hem yol tutuş hem fren performansında ait etiketlerine sahip sınıfının en iyi lastikleri bu yapılan testlerde böyle çıkıyor. Birazdan zaten siz de göreceksiniz hem hızlanma hem frende. 3 kere drag'ımızı yaptık. 0-400 metre kalktık. Arabaları sport'a alacağız. Kalkacağız. Zaten göreceksiniz herhangi bir çekiş kaybı vesaire hiçbir şey olmayacak. Hava 7 derece. Bildiğiniz üzere kış lastikleri 7 derece ve altında çalışıyor arkadaşlar. Yani 7 derece ve altına düştüğünde kış lastiğini ticarilerle zaten takmak zorundasınız ama kendiniz de bireysel olarak sağlığınız açısından, can güveniniz açısından kış lastiği kullanmak durumundasınız. Öneriyoruz. Söylemiş olalım. Sen kullanıyor musun? Ankara'da sen zaten mecburen kullanıyorum aynen öyle. Bizim Ankara zaten bayağı bir soğuktu bugün de. Buraya geldik biraz kısındık. Buraya göre Ankara daha soğuk kesinlikle. Şu an güneş var. Güneşe aldanmayın. Göstergelerde göreceksiniz ama 7 derece. Ben donuyorum. Özge alışık. Sonrasında bir hareketli drag yapacağız. Tamam. Buradan kalkacağız. 50 km'ye kadar hızlanacağız. Sonra ben telsizden sana gaza otur diyeceğim. Gaza oturacaksın ve sona kadar gene gideceğiz. Bir hareketli drag yapacağız. Sonrasında da bir 100 km'ye çıkacağız ve sıfır noktasına kadar duracağız. 100-0 fren testi yapacağız. Tamam. Hazır mısın? Hazırım herhalde. Hazırsan başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. Başlayalım. Aa bir dakika. Bir para var mı kimsede demir para? Yazı tura mı yapacağız? Evet. Geri vermem söyleyeyim. 158 beygir var burada arkadaşlar Nissan'da. 183 beygirde Chery'de var arkadaşlar. Fakat torkları 270 torku var Nissan'ın. 290 Nm torku var Chery'nin. Fakat 0-100'leri aynı. 9.2 saniye. Biz de bugün 100'ün üstüne çıkacağız kesinlikle. Nissan'da 206 km son hızı arkadaşlar maksimum hızı. Chery'de de 200 km maksimum hızı. Zaten muhtemelen maksimum hıza yaklaşırız diye düşünüyorum. Bence çok böyle berabere bitecekmiş gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Göreceğiz. Motor hafif hibrit. Evet. Bu da şanzıman olarak daha avantajlı. Çift kavramalı. Şimdi bunda çift kavrama var. Bunda CVT var. Ama tabii bunda mild hibrit var. İlk kalkışta hafif bir destek sağlar. O yüzden kalkışta ilk öne geçebilir ama sonrasında yakalayabilir içeri diye düşünüyorum. Biraz sonra sürprizli bir drag olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ağırlıklarını da söyleyeyim bu arada. 1511 kilo, 1497 kilo. Ağırlıkları da yakın birbirlerine. Şimdi hazırsak yazı turayla başlıyoruz. Yazı mı tura mı? Tura. Çok heyecanlı. Tura helal olsun be. Ama bütün hayattaki şansını şurada kullandın Özge biliyorsun. Geri vermem söyleyeyim. Kanka 1 lira ben de şey yaparsın. Bakayım. Evet. Geldim. Böyle misin? Aynen böyleyim. Tamam. Hayırlı olsun. Centilmen bir yarış olsun. İyi olan kazansın. Öyle mi diyorsun? Tamam. Açalım abi suyumuzu. Şovumuzu yapalım. Vay 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 vay. Niyeyse bana mutluluk veriyor ya. Evet arkadaşlar şu anda her şey hazır. Spor modu aldım ve bekliyorum. Birazcık heyecan var ama bakalım kim alacak valla. Arabalar çünkü çok birbirine yakın özellikteler. Umarım şans benden yana olur. Evet arkadaşlar hazırız. Özge Hanım Chery Tiguedi Pro'yu kaptı. Startımızı gene aslan verecek. 3-2-1 yapacak. Aynı hızlı ve öfkelideki gibi. Oradaki gibi bir kız bulamadığımız için aslan turuncu montuyla sağ olsun bize. Hazır mısın Özge? Aracı sporta aldın. Evet şu an sporu aldım. Bekliyorum. Hazırım. Normal gazla kalkalım. Launch kontrolü yapmayalım hiç. Tamamdır. Bütün kurallara uyup bekliyorum. Biz hazırız aslan. Kızım. Hadi be kızım.
pum, nereye, nereye, nereye? Aa, geçtim mi lan? Geçtim valla. Bence çift kavramın avantajını kullanıyor şu an. Büyük geçti ya. İlk tur bende arkadaşlar. Bayağı fark attım. Abi kusura bakmıyorsun umarım. Bir şey söyleyeceğim Doğan abi. Acaba geç mi başladın? Abi her şey yolunda mı? Video bitti Özge, tamam. Şey yapmıyoruz, yayınlamıyoruz bunu. Vallahi bu kadarını ben de beklemiyordum. Vallahi ben de beklemiyordum ya. Sen ne yapıyorsun? Gaz fren mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok vallahi hiçbir şey yok yani. Her şey olması gerektiği gibiydi. Vallahi helal olsun o zaman. Ne diyeyim? Gel bakalım ikincide bir gaz fren aynı anda kalkalım, olur mu? Tamamdır, geliyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu anda zemindeki tozla birleştiği için ıslaklık, yağmurun ilk yağdığı zamanlar gibi düşünün. Bayağı şu anda kaygan aslında. Ama lastiklerde hiçbir çekiş kaybı olmadan gördüğünüz gibi 7-8 derecede. Şu an 8 dereceye çıktı. Sabahtan beri 7 dereceydi. Buradaki tutunmasını görüyorsunuz. Lastiğin hiçbir kayıp olmadan falan kalkıyor. Şimdi frende zaten çok çok daha iyi göreceğiz. Bridgestone Blizzak LM005 buzlu zemin ve ıslak zemin frenlemede ve ayrıca yol tutuşunda sınıfının en iyisi. Bu yapılan bağımsız testlerce kanıtlanmış. Islak zeminde ve kısa fren mesafesinde viraj almada en yüksek puana sahip arkadaşlar bu bağımsız testlerde. Ayrıca tüm ürünlerinde ıslak zemin performansında A etiket değerine sahip olan ilk kış lastiği. Bu A'dan G'ye kadar bir etiket değeri var lastiklerde. Bilenleriniz çok iyi biliyordur zaten. Bu lastik tercihinde önemli bir şey. Aklınızda olsun. Size lastik alırken etiket değerlerin A olmasına dikkat edin. Arkadaşlar ne diyorsunuz? İkinciyi bence Doğan abi alır ya artık. Öyle gibi geldi bana ama bakalım. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi karşıdaki rakip Doğan Kabak olunca yani ister istemez insan birazcık böyle bir geriliyor. Ama gerilmeme rağmen iyiydim ya. Ne diyorsunuz? Hazırız bence. Bakacağım şimdi, gaz fren kalkıyorum. Aa, bu sefer aldım. Bu sefer aldım şu an. Başa baş gidiyoruz ve yine ben geçtim. Gene yetişti ya. İlk başta ne güzel kalkmıştım, yetişti ya. Şimdi ne diyorsun? Bir de telsize konuşuyor benimle, makara yapar gibi. Doğan abi sesim geliyor mu? Özge ayıp ediyorsun ama bak, konuk geldin kanala, tamam mı? Abi ben sık sık geleyim ya, benim için çok güzel bir gün oluyor. İlk ve son videomuz mu diye biraz önce ben onu düşünüyordum. Neyse bunu konuşacağız Özge. Abicim cansın, seni de çok seviyorum biliyorsun. Bir tanesi. Bu arada arkadaşlar Özge ile bir lansmanda tanıştık. Özge ile bir eşiyle. Çok mütevazi, böyle işini layığıyla yapmaya çalışan bir insan. O yüzden de dedik ki gel kanalımıza konuk ol. Biz de onun kanalına yakın zamanda gideriz, konuk oluruz inşallah. Çok böyle hakikaten işinde gücünde saygılı, efendi, mütevazi bir insan yani. Hazırım, hazırım. 3, 2, 1... Hadi ya. Lütfen 3'te 3 yapmak istiyorum abi. Bay bay. Çift kavramın avantajını kullanıyor vallahi. Ya yanılır gibi değil. Evet 3'te 3 galiba abicim. Ya bizim kameraların kartları eskidi. SD kartları kaydetmemiş ya. Video çöp. Neyse sağlık olsun. Olsun, sohbet muhabbet oldu. Güzel bir gündü. Hayır, heyecan desen o da var şu anda. Ama anlamadım yani niye böyle oldu. İlk KUKA'ya geldik 50'ye kadar. Ondan sonra ben telsiz edeceğim ki otur. Gaza oturacağız. Devam edeceğiz sona kadar. Okey. Tamamdır abi. İlk KUKA'dan sonra gaz diyoruz. İnsan abisini geçer mi Özge be? Abi diyorum, abi diyorsun. Bizi geçiyorum, böyle bir şey olabilir mi ya? Valla abi sen gönüllerin şampiyonusun. Her zaman biliyorsun yani. Ben geçsem ne olur, geçmesem ne olur? Klimayı kapattım, şimdi izle beni. Gel bakayım şimdi, şimdi gel. Hazır mısın Özge? İlk KUKA 50, sonra gaza oturuyoruz. Hazırım abi, bekliyorum. Hadi bakalım, 3, 2, 1, çık. Ve... Otur! Otur. Her türlü aldı ya.
Neyse ben bu sefer susayım. Bak şimdi de ses kaydında değilmişim ya. Kes bak video çöp görüyor musun? Sağlık olsun ya olsun. Ben susma hakkımı kullanıyorum bu sefer. Diyecek bir şey bulamadım. Arkadaşlar ıslak zeminde bir fren yapacağız. 100'den 0'a kadar ineceğiz. Panik fren yapacağız. Bu arada Özge'ye de söyleyeyim. Özge burada panik fren yapacağız. Yani bütün gücümüzle frene basacağız. Yani önüne bir engel atlamış ve durmaya çalışıyormuşsun gibi düşün. Bütün gücünle hiç ayağını frenden kaldırmadan bütün gücümüze basacağız ve 0'a kadar duracağız. Bakalım hangimiz daha önce duracak. Umarım sen durursun abi ya. Ben de umarım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Islak zemindeki performansı kış lastiğinin çok öne çıkıyor. Çünkü her zaman karlı zeminde gitmiyorsunuz. Yani düşünün 3 ay 4 ay kış oluyorsa bunun %70'i %80'i ıslak zeminde gidiyorsunuz. Tabii ki yaşadığınız bölgeye göre değişir ama Türkiye geneli için söylüyorum. Türkiye'de tabii ki tamamen karlı zeminler de var. Onlar daha çok doğudaki bölgeler. Türkiye'nin büyük bir kesimi genelde kışın ıslak zeminde kullanıyor otomobili. Burada da en önemli şeylerden bir tanesi fren performansı kesinlikle. Biraz önce de söylediğim gibi Blizzak LM005 ıslak zeminde frenlemede ve yol tutuşta sınıfı en iyisi. Şimdi bunu deneyimleyeceğiz hep birlikte. Bakalım nasıl bir performansla duracak otomobil. Buyurun Özge Hanım. Tamam abi. 100'e kadar çıkıyorum. Hadi bakalım. Yan yana gidiyoruz. Evet. Hadi gel. Hadi gel. Güzel. Güzel. Çok iyi. Biraz daha uzanabiliriz. Çok iyi. 88, 93, 96, evet, 98. Evet. 100'üz şu anda. Çok güzeliz. Evet. Ve bas! Ve bas! Bas! Ah. Şu an tam oldu. 103'le falan. Ben de 102 falandım. Güzel. Sen tabii hafiflikten bir tık daha iyi durdun. Tebrik ederim Özgeciğim bugün yani. Bilmiyorum neyse yayınlayacağız mı videoyu yayınlamayacağız mı bakacağız. Senin canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun be. Geçtin helal olsun. Bir videonun kapanışını yapalım. Özge'yi bir tebrik edelim. Vedalaşalım arkadaşlar. Buyurun. Evet arkadaşlar Özge ile ilk ve son videomuz hayırlı olsun diyelim buradan. Özgeciğim çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçtin seninle beni. Seninle yarışmak bir çok sağ ol. Benim için. Ben de aynı şeyleri söylemek isterdim ama. Umarım devamı gelir. Ya çakallık yaptın lafını sana yakıştıramıyorum ama çakallık yaptın Özge ilk başta. İzleyip tebrik bakalım ederim. Diyormuşum. Tebrik ederim valla. Teşekkür ediyorum ben de seni tebrik ediyorum. Güzel eline koluna sağlık. Arkadaşlar benim yapacak hiçbir şeyim yoktu yani iyiydi hızlanma değerleri falan güzeldi. Frenle de geçti. Blizzak LM005'lerimiz de güzeldi bugün performansı gayet iyiydi. Özellikle ıslak frende gayet iyi bir performans sergiledi. Normal kuruda dururmuş gibi durduk arkadaşlar. Bu arada Bridgestone Blizzak LM005 ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmına link bırakırız. Ayrıca Bridgestone'un hem Instagram hem YouTube hesaplarından da birçok video paylaşılıyor. Onları da takip edersiniz. Özge'nin kanalını da lütfen takip edin. Özge Trafik'te enteresan içerikler çekiyor. Ben şunu çeksem mi acaba düşünüyorum bazen bakıyorum Özge çekmiş. Helal olsun çek de sen çek. Çalışan insanı seviyoruz. Senin yolundan ilerliyoruz. Estağfurullah. Çalış her zaman yanındayız. Her zaman desteksiniz. Hem eşin hem senin bizim için yerin başka. Cansın çok teşekkür ediyorum. Özgeciğim sağ ol. Bir sonraki o zaman. Gene gel. Bıraktım. Bir sonra ona bakacağız Özge'ye. Ona bakacağız. Tamam. Söz vermiyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Drag serisine farklı otomobiller gelsin istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Her zaman süper sporlar vesaire olmayacak. Çok çeşitli otomobiller olacak. Burada ticari araçları belki kamyonları bile görebileceksiniz yakında. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.